Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, savunma sektörü ve basın temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve FNSS Savunma Sistemleri arasında, GZPT Modernizasyon Projesi, Sözleşmesi imzalandı. FNSS ana yükleniciliğinde yürütülecek olan proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 305 beygir güç grubuna ve amfibi kabiliyete sahip 52 adet GZPT modern alt sistemler ile donatılarak modernize edilecektir. GZPT modernizasyon projesi ile FNSS'nin 2000'li yılların başında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiği ve birçok operasyonda görev yapmış olan GZPT'lerin en az 20 yıl daha yüksek performansla görev yapmasının önünün açılması hedeflenmektedir. Değişen tehdit ortamı, teknolojik gelişmeler ve başta ZMA modernizasyonu olmak üzere modernizasyon projelerinde elde edilen bilgi birikimi sayesinde kullanıcı geri bildirimleri ile FNSS tarafından hazırlanan çözüm paketi ile GZPT-T1'lerin modern alt sistemler sayesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı muharip gücüne katkı sağlaması amaçlanmaktadır. FNSS tarafından uygulanacak modernizasyon paketi sayesinde, GZPT-T1'ler uzatılmış kullanım ömrü ve yeni nesil görev donanımları ile güncel tehditlere karşı modern bir araç olacaktır. Modernizasyon sözleşmesi kapsamında motor ve transmisyonu da kapsayan, araç geneli revizyon işlemleri gerçekleştirilerek, GZPT-T1'lerin hareket kabiliyetinin uzun yıllar sürdürülebilirliği hedeflenecektir. Ayrıca, proje kapsamında, kullanıcı gereksinimine göre iklimlendirme sistemi, modern elektronik araç ve görev ekipmanları, insansız çift silahlı kule ve atış tespit sistemi ile konumlama seyri sefer sistemi entegre edilecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için, Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde FNSS ana yükleniciliğinde yürütülen zırhlı amfibi hücum aracı projesi kapsamında geliştirilen 9 adet ZAHA aracı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı amfibi piyade Tugay'ına teslim edildi. Proje kapsamında, FNSS tarafından geliştirilen 23 adet personel taşıyıcı, 2 adet komuta kontrol aracı ve 2 adet kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27 adet araç teslim edilecektir. Proje kapsamında FNSS tarafından tasarlanan çift silahlı çaka uzaktan komutalı silah sistemi, ZAHA personeline zırh koruması altında ateş gücü sağlaması bakımından amfibi birliklerimize önemli bir yetenek kazandıracaktır. Silahlı kuvvetlerimiz envanterinde bulunan, hem deniz hem de kara için tasarlanmış ilk ve tek personel taşıyıcı araç olan, aynı zamanda alabora olma durumunda kendini düzeltme ve zorlu deniz şartlarında operasyon kabiliyetlerine sahip dünyadaki ikinci araç, Türkiye'deki ise ilk ve tek yerli amfibi araç olan ZAHA, Türk kara araçların tasarım kabiliyetlerinin sergilenmesi açısından önemli bir noktayı temsil etmektedir.